Uzayda gök cisimlerinin her birinin birbirinden farklı olduğunu ve her birinin kendine özgü özellikleri olduğunu biliyor muydun? Merhaba, ben Necip. Bugün sizlere dünyamızın da içinde bulunduğu güneş sisteminden ve içindeki gök cisimlerinin özelliklerinden bahsedeceğim. Peki size bir astronom olduğumu söylemiş miydim? Bir astronom olarak sizce ben nerede yaşıyorum? Ben de sizler gibi evimde yaşıyorum elbette. Ben ve benim gibi diğer astronomlar uzaya gitmeden dünyadan teleskoplar yardımıyla uzay araştırması yapan kişilerdi. Peki ya uzaya gidip uzay çalışmaları yapan kişilere de astronom mu diyoruz? Hayır. Bizler uzaya gidip uzayda çalışmalar yapan kişilere astronot diyoruz. Astronom, astronot. Aslında kelimeler birbirine çok benziyor değil mi? Ama dikkat, son harfleriyle birbirinden kolayca ayrışabiliyorlar. Arkadaşlar, şu an neredesiniz? Ben şu an Ünalan Mahallesi'nde, Bilim Üsküdar binasında, astronomi atölyesindeyim. Peki, bu adresi daha geniş ölçekte söylemeyi deneyelim mi? Ben bugün sizlere uzaydaki mahallemizi, uzaydaki evimizi ve komşularımızı tanıtacağım. Arkadaşlar, uzaydaki mahallemiz, dünyamızın da içinde yer aldığı Güneş Sistemidir. Güneş Sistemi, temelde sistemin en büyük gök cismi olan Güneş'ten, komşularımız olan gezegenlerden ve onların uydularından oluşur. Şimdi gelin bunları yakından inceleyelim. Şimdi modelden de inceleyeceğimiz üzere Güneş mahallemizin en büyük cismi ve tek yıldızıdır. O bizim ısı ve ışık kaynağımızdır. Tüm gezegenler bu koca yıldızın etrafında doğru durak bilmeden dolanırlar. Güneş sistemindeki tüm gezegenler aynı yapıda değildir. Bu gezegenlerden bazıları karasal, bazıları gazsaldır. Arkadaşlar peki karasal ve gazsal gezegen ne demek? Karasal gezegen, yüzeyinde aynı dünyamız gibi basabileceğimiz sert bir yüzey olan gezegenlerdir. Güneş sistemindeki küçük ve karasal gezegenler Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tır. Gazsal olanlar ise sanki yoğun bulutlardan meydana gelmiş sert bir yüzeyi olmayan gezegenlerdir. Güneş sistemimizdeki daha büyük ve gazsal olan gezegenler ise Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Şimdi gelelim Plüton'un ne olduğuna. O bazılarının kalbinde hala bir gezegen olabilir ama o bir cüce gezegen. Arkadaşlar, gezegen ve cüce gezegen aynı şeyler değildir. Cüce gezegen, gezegenlerden çok daha küçük olan ve Güneş'in etrafında dönerken yanında yöresinde küçük gezegen parçaları bulunduran cisimlerdir. Plüton da bu tanımlamalardan dolayı 2006 yılından bu yana cüce gezegen olarak adlandırılmaktadır. Ama o hala bizim mahallemizin küçük bir üyesi. Gelin uzaydaki mahallemizde yer alan komşularımızın en ünlü özelliklerini yakından tanıyalım. Merkür, Güneş'e en yakın ve en küçük gezegendir. Çevresinde bizim gecemizi güzelleştiren uydumuz Ay gibi bir uydusu yoktur. Yani Merkür'de yaşasaydık gece gökyüzünde parlayan bir ay görmeyecektik. İkinci sırada yer alan Venüs mahallemizin en sıcak gezegenidir. Peki Güneş'e en yakın olmamasına rağmen Venüs neden en sıcak gezegendir? Çünkü Venüs içinde zehirli gazlar bulunan kalın bir atmosfere sahiptir. Öyle ki bu gazlar Venüs'ü zehirli sıcak bir battaniye gibi sarar. Bu yüzden Venüs'te sabahları sıcaklık 500 dereceye kadar çıkabilir. Ve mahallemizde Dünya ve diğer gezegenlerin aksine kendi etrafında ters yöne dönen tek gezegendir. Peki bu nasıl oluyor? Bizim dünyamız saat yönünde bu şekilde dönerken Venüs tam aksi yönde. Yani tüm gezegenler gider düzüne, Venüs gider tersine diyerek sıradaki gezegenimize geçiyoruz. Ve tabii ki sırada evimiz, dünyamız. Üzerinde insanları, hayvanları, bitkileri ve diğer tüm canlıları barındıran muhteşem gezegenimiz Dünya. Ve karasal gezegenlerin sonuncusu, filmlere ve dizilere konu olan o popüler gezegen, kızıl gezegen Mars. Peki neden bu kadar ünlü? Çünkü bilim insanlarımız gelecekte Mars'ta yaşanabilir bir koloni kurmak istiyorlar. Kızıl olmasının sebebi ise toprağında yer alan demir oksit isimli madde. Yani bizim bildiğimiz anlamda oluşan bir paslanma olayı. Şimdi gelelim mahallemizin abileri gaz devlerine. Mahallemizin en büyük gezegeni olan Jüpiter'dir. Ve Jüpiter'i
kocaman bir kutu gibi düşünürsek hacmine, yani içine yaklaşık 1320 tane dünyasa. Arkadaşlar, Jüpiter'in yüzeyinde dev bir fırtına alanı vardır. Bu alana yaklaşık olarak 4 tane dünya sığabilir. Ve mahallemizin halkasıyla göz kamaştıran gezegeni Satürn. Satürn, mahallemizdeki en büyük ikinci gaz devidir. Ve Satürn'ün dünyanın uydusu Ay gibi tam tamına 146 tane uydusu ve sayısız minik uyduları vardır. Ve şimdi sıra en soğuk gezegenimiz Uranüs'te. Uranüs, diğer gezegenlerden farklı olarak yan yatmış bir varil gibi, yani dünyamız gibi böyle değil de Güneş'in etrafında yan yatmış bir varil gibi bu şekilde dönmektedir. Ve gelelim 8. gezegenimiz Neptün. Neptün, sistemimizdeki en rüzgarlı ve bize en uzak olan gezegendir. Evet arkadaşlar, mahallemizi tanıdık. Onları daha iyi anlayabilmek için hadi etkinliğimize geçelim. Öncelikle gördüğümüz çıktılardaki gezegenleri tek tek kesiyoruz. Tacımız ve üzerinde bulunan Güneş'i gezegenlerden ayırıyoruz. Uçlarını biraz fazla kesiyorum. Çünkü taçları birbirine yapıştırırken kafamıza da tam olması için uçlarından biraz yapıştırıcı boşlukları bırakabilirsiniz sizler de. Evet, sistemimizin Güneş kısmı tamamlandı. Şimdi tacımızın kalan kısmını kesmeye devam edebiliriz. Yine tacımızın kalan kısmında da yapıştırıcılar için ufak bir boşluk bırakıyorum. Tacımızın iki kısmını da bitirdikten sonra bıraktığımız fazlalıklardan yapıştırıcılar sürerek tacımızı tamamlıyoruz. Şimdi ikinci tarafını yapıştırıyoruz. Taç haline gelecek şekilde çizgilerden birleştiriyoruz. Ve Güneş sistemi tacımızın ilk kısmı tamam. Ve gelelim tacı tamamlayan diğer gezegenlere. Öncelikle yine tacımızı yaparken yaptığımız gibi çizgilerden gezegenleri kesiyoruz. Sizler isterseniz gezegenlerin büyüklüklerine göre, isterseniz de tamamıyla renklerine göre sıraya dizebilirsiniz. Ben tamamıyla Güneş'e yakınlık sıramasına göre dizeceğim çocuklar. Evet, 4 gezegenimizi tamamladık. Kalanlarını da keselim hemen. Demin zorlandığım için gezegenleri tek tek ayırıyorum çocuklar. Sizler de öyle yaparsanız kesmeniz daha kolaylaşacaktır. Evet, kesimimizi bitirdik. Şimdi annemizi de kızdırmamak için çöplerimizi bir kenarda topluyoruz. Ve gelelim en heyecan verici kısmına. Tacımıza gezegenleri yapıştırmaya. Ben öncelikle Güneş'e en yakın gezegen olan, demin de anlattığımız gibi Merkür'den başlamak istiyorum. Tacınızı ortadan tutup rahatlıkla bastırabilirsiniz çocuklar. Bu tacınızda herhangi bir kötü görünüme sebep olmayacaktır. Bu yüzden rahat olabilirsiniz. Ben dediğim gibi şöyle aşağısına doğru Merkür'den başlayacağım. İkinci sıraya Venüs'ümü koyacağım. Ve aynı sırayla devam edeceğim. Venüs'ü yapıştırdık. Dünyamızı yapıştırdık. Ve geldi sıra kızıl gezegenimiz Mars'a. Evet, karasal gezegenlerimizi bitirdik. Şimdi sıra gazsal gezegenlerimizde.
Güneş sistemimizin ağabeyi ilk başta Jüpiter'imizi yapıştırıyoruz. Daha sonra prensesimiz Satürn geliyor. Ve soğuktan donmak üzere olduğumuz Uranüs. Ve son olarak en uzak komşumuz olan Neptün. Evet çocuklar, bugün Güneş sistemi tacımızı tamamladık. Hazır yapmışken ben de denemeden bırakmayayım. Bana biraz küçük olduğunun farkındayım ama size tam olacağından eminim. Bugünkü etkinliğimizde uzaydaki mahallemiz, Güneş sistemimizi hep beraber öğrendik. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere.